Hasta Kalplerin İlacı Yazan Ataullah El İskenderi Hazretleri 2. Bölüm Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 11. Gerçek mümin kardeşine yalnızken öğüt veren, topluluk içerisinde onun kusurunu örtendir. İyilerle kötüler birbirinden ne kadar farklıdırlar, İyi insanlar bir kimseyi günaha giderken gördükleri zaman dıştan onu ayıplarken içten onur için dua ederler. Kötü insanlarsa ondan öc alıp rahatlamak için onu ayıplarlar. Kötü insanlar genellikle onur kırıcı, küçük düşürücü tarzda hareket ederler. Halbuki gerçek mümin kardeşine yalnızken öğüt veren, topluluk içerisinde onun kusurunu örten kimsedir. Kötü insanlarsa bunun tersini yaparlar. Bir insanı günaha girerken gördükleri zaman onu hemen orada rezil rüsva etmeye kalkarlar. İşte bunlar hakikati göremeyen ve Allah'ın merhametinden uzak kimselerdir. Kişinin aklının denemek istediğinde onun yanında birini öv ve ne diyeceğine bak. Şayet onun, onu tanırım, onun şöyle kötülükleri böyle fenalıkları vardır diyerek onu kötülemeye çalıştığını görürsen anla ki onun içi alt olmuş bir viranidir. Onda irfan ve marifet yoktur. Fakat anlatılan kişiyi kötülemek yerine onun iyiliklerini söyler veya onun kusurları dile getirildiğinde bunu güzel bir yorumla yorumlayarak belki yanılmıştır veya bu konuda geçerli bir özrü ya da gerekçesi vardır.'' gibi sözlerle adı geçenin kusurlarını örtmeye çalıştığını görsen de bil ki onun içi şen, sağlam ve bakımlıdır. O irfan ve marifet sahibidir. Çünkü gerçek mümin kardeşinin namus ve onurunun kusur ve noksanlıklardan uzak ve emin olması için çalışır. 12. Her kim ömrünün sonuna yaklaşır da geçmiş günlerini telafi etmek isterse sözce az, anlamca derin zikirler yapsın. Her kim ömrünün sonuna yaklaşır da geçmiş günlerini telafi etmek isterse sözce az, anlamca derin zikirler yapsın. Bunu yaparsa kısa olan ömrünü uzatmış, ömrüne ömür katmış olur. Örneğin şu tesbih bu türden bir zikirdir. Mahlukatının sayısı, zatının rızası, arşının sözü ve Kelimelerinin mürekkebi kadar Allah'ı tenzih ve hamd ederim. Kim çok oruç tutmamış, çok namaz kılıp ibadet etmemişse Allah Resulüne salavat getirmekten devamlılık göstersin. Sen ömrün boyunca her tür ibadeti yerine getirmiş olsan da Allah'ın sana bir kez rahmet etmesi senin bütün ömrün boyunca yaptığın amellerin toplamından daha üstündür. Çünkü sen mevcut kuvvetin kadar ibadet edebilirsin. Halbuki Allah uluhiyeti kadar rahmet eder. Bu Allah'ın bir kez rahmet etmesi durumu için böyledir. Peki sen her salavat getirdiğinde Allah bundan dolayı sana on rahmetle rahmet ederse halin nasıl olur? Bir sahih hadiste şöyle buyurulmuştur. Allah'ı zikirle ve peygambere salavatla geçirilmiş ömür ne güzeldir. Bir başka rivayette de şöyle buyurulmuştur. Yakalanan her av, kesilen her ağaç ancak Allah'ın zikrinden gafil oldukları için yakalanmış ve kesilmiştir. Hırsız, halkı uyanık olduğu halde bir evi soyamaz. Hırsız, soygununu ancak ev halkının gafil veya uykuda olduğu bir zamandan gerçekleştirir. Ölümün her şeyden daha yakın olduğunu kavrayan insan ahiret için azık hazırlamaya çalışır. Başkasının iyiliğinin kendine bir fayda sağlamayacağını anlamış insan kendisi iyilikler yapmak için çabalar. Harcamalarını hesapsızca yapan kişi farkına varmadan zarar eder. Vekilinin kendini ihanet ettiğini gören onu vekillikten azil eder. Sen de nefsine böyle davran. Hainliğini gördüğün an onu azilet ve imkan ve yollarını daralt. Kendinde ibadete karşı bir gevşeklik ve ilgisizlik, nefsani istek ve arzular ve gafillik hali gördüğün zaman bu senin kötülüğündendir. Tevbe, Allah korkusu, züht ve takva gördüğün zaman bu da Allah'ın sana olan iyiliklerindendir. Bu şuna benzer. Vatanında halfa, diken ve böğürten gördüğün zaman bil ki bunlar senin vatanında yetişen bitkilerdir. Orada hurma ağacı, misk ve amber gördüğün zaman da bil ki bunlar Allah'ın ihsanıdır. Yaşadığın bölgenin tabii bitkileri değildir. Çünkü misk, Irak'ın ceyhanlarından, amberse Hint denizinden elde edilir. Günah anında imanın durumu, tutulmuş güneşe veya yanan lambanın bir yemek tabağıyla örtülmüş haline benzer. Aslında lamba yanmaktadır. Fakat üzerindeki tabak onun ışık vermesine engel oluyor. Bu nedenle ilim meclislerine devam etmelisin. Bu meclisler sayesinde gerçekleri kavrar, ömrünün bereketi artar ve ömrün değerlenmiş olur. İman, Allah'a saygı, Allah korkusu, akıbeti düşünüp ibret alma gibi güzel duyguları kalbine yerleştirir. İmanın en büyük bir cevher olduğunu bilseydin günah semtine kesinlikle uğramazsın. 13. Sanma ki fakirde kibir olmaz. Borcunu nefsinden dolayı geciktiren kimseden daha fena borçlu, şeytandan daha büyük düşman, nefsin istek ve arzularından daha kuvvetli muhalif yoktur. Senin için yapılması istenen manevi yardımı kibirden daha fazla engelleyen hiçbir şey yoktur. Çünkü yağmur suları dağ başlarında değil ancak alçak vadilerde birikir. Kibirli insanların kalpleri de böyledir. Rahmet onların kalplerinden akar, alçak gönüllülerin kalplerinde toplanır. Kibirliden kastımız büyük hakkı kabul etmeyen kimsedir. Yoksa bu sözle elbisesi güzel ve temiz olan kişiyi kastetmiyoruz. Kibir, büyük denerek hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir. Kibir, ancak zalim sultanda veya tek amacı dünya hayatında refah ve saadet içinde yaşamak olan insanlarda bulunur sanma. Aksine akşam yemeği dahi bulunmayan fakirde de kibiri bulunabilir. Kibir, Allah'ın mahlukatına karşı kendini beğenmek, büyüklük taslamak olduğundan dolayı bozar. Düzeltip iyileştirmez. Esir veya cezaevinde tutuklu kimsenin gerçekten felakete maruz kalmış bir bedbaht olduğunu düşünme. Aksine musibete uğramış bedbaht şu kimsedir ki Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı davranarak tertemiz beden ülkesini günah pisliğiyle kirletmiştir.'' 14. Allah'ın senden istediğini anlayamaman ne fena şey. Parasını Allah yolunda feda eden insanlar çoktur. Fakat bu uğurda canını ortaya koyanlar azdır. Akılsız o kimsedir ki çocuğunun ölümünden dolayı ağlar da Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına aykırı davranışlardan dolayı ağlamaz. Adeta bu kimseli isanı halle ben beni Rabbimden alıkoyan varlığın ölümüne ağlıyorum demektedir. Halbuki ona yakışan bu ölümden dolayı üzülmeyip Mevlasına yönelmesiydi. Çünkü Allah kendisinden onu meşgul eden engeli bu ölümle ortadan kaldırmıştır. Saçın sakalın ağardıği halde senin hala çocuk derdinde ve Allah'ın senden istediğini anlayamamış olman ne fena şey. Eğer aklın varsa sana ağlanılmadan önce sen kendi haline ağla. Şüphesiz çocuklarının, aile, hizmetçi ve dostlarının senin ölümünle ardından dökecekleri gözyaşı gerçekten senden ayrıldıkları için değil, bilakis senden gelen faydadan mahrum olacakları içindir. Öyleyse sen onlardan önce davran da kendi haline ağla.'' İnsanların bana ağlayacakları zaman gelmeden önce benim Rabbimden alacağım payın kaybolmasından dolayı ağlamalıyım de. Allah'ın sana sevgi ve dostluğuyla davranmasına karşılık senin ona eza ve zahmet ile davranman cahillik olarak sana yeter. Yiğit topluluk içinde bağırıp çağıran değil, bilakis ancak nefsine kafa tutup da onu Allah'a döndürebilen kimsedir. Dünyanın sıkıntı ve üzüntülerini dert edinip, ahiretin sıkıntı ve üzüntülerini göz ardı eden kimse, kendisini parçalamaya gelen aslanla ilgilenmeyi bırakıp da kendisini ısıran pireyle mücadele eden kimseye benzer. Allah'tan gafil olan insan elbette basit ve önemsiz şeylerle vakit kaybedecektir. Allah'tan gafil olmayan da ancak onun zikriyle bütün zamanlarını doldurur. Senin hakkında en güzel şey dünya hayatını, ahiret saadeti ve refahını kazanma çabasıyla geçirmendir. Ey dünyayı kazanmak için ahiretini heba eden kişi! Askerin korkması ne çirkindir? Dil bilimcinin dil bilgisi bakımından hatalı konuşması ne çirkindir? Zahidin dünyayı arzulaması ne fenadır? Yiğit, senin kalbinin kötülüğünü sana gösteren değil, ancak seni Allah adıyla terbiye edendir. Şey Ebul Abbas el-Mesri şöyle demiştir. Kaplumbağaların yavrularını bakışlarıyla terbiye ettiği gibi, hoca da öğrencilerini bakışlarıyla terbiye eder. Kaplumbağalar karada yumurtadıktan sonra yaşadığı nehre doğru giderken, ardında bıraktığı yumurtalarına dönüp bakar. Allah bu bakışarıyla yavrularını terbiye eder. 15. Kapıyı ısrarla vurana kapılar açılır. Allah'ın sevgisini tatmadan sakın bu fani dünyadan göç etmeyesin. Onun sevgisinin tadı yiyecek ve içeceklerde bulunmaz. Çünkü bunlardan istifade etmede kafirlerle hayvanlar sana ortaktır. Fakat sen Allah'ın zikrinin tadını anmakta ve cem makamına muvaffak olmakta meleklere ortak ol. Ruhlar nefislerin serpintilerine tahammül edemez. Dünya leşine battığında bu halinde Allah'ın huzuruna çıkmaya layık olamazsın. Çünkü günahla kirlenmiş olanlar Allah'ın huzurunda anılmazlar. O halde kalbini temiz tut ki gaybın kapıları sana açılsın. Günaha girmeyi bırakıp zikir ve tevbe ile Allah'a dön. Kapıyı ısrarla vurana kapılar açılır. İnsanların birbirine karşı iyi ve dostça davranışları olmasaydı bunları sana anlatamazdım. Rabiyetül Adeviye bu kapı ne zaman kapandı ki açılsın demiştir. Fakat ey kişi bu seni Allah'a ulaştıran kapıdır.'' Kalbinin Allah'ın birliğinden habersiz ve bu konuda dikkatsiz olmasından sakın. Zikredenlerin birinci basamağı Allah'ın birliğini ve tekliğini anmaktır. Zakirlere kapının açılması ancak Allah'ın birliğini anmalarından dolayıdır. Onun rahmetinden kovulanlar da ancak yaptıkları işin önemini kavramaksızın körü körüne, bilinçsizce Allah'ı zikrettikleri için kovulmuştur mide ve cinsel doyum şehvetlerini kırarak bu akıbetin önüne geçebilirsin. Zira Allah'ın zikirde sana ancak nefsin muhalefet eder. Yaratıklara olan sevgin ne çok, Allah'a olan sevgin sen ne az. Allah'la karşılıklı olarak birbirinizi sevme kapısı sana açılmış olsaydı, elbette seni şaşırtan çok şeylere tanık olurdun. Gecenin ortasında uykuyu bölüp, kıldığın iki rekat namaz, Allah'la karşılıklı olarak birbirinizi sevmektir. Hastaları ziyaret etmen Allah'la karşılıklı olarak birbirinizi sevmektir. Cenaze namazını kılman Allah'la karşılıklı olarak birbirinizi sevmektir. Müslüman kardeşine yardım etmen Allah'la karşılıklı olarak birbirinizi sevmektir. Eziyet veren şeyleri yoldan uzaklaştırman Allah'la karşılıklı olarak birbirinizi sevmektir yere bırakılmış kılıcın onu savuracak bir kola ihtiyacı vardır. Senin için Allah'ı zikirden daha faydalı bir ibadet yoktur. Çünkü zikir ayakta duran, rükû ve secde yapmayan yaşlılar ve hastalar için de kolay bir ibadettir. Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağını alimler ve hikmet sahipleri sana öğretir. Sen hiç satın alınır alınmaz hizmet etmeyi elverişi köle gördün mü? Bilakis o önce bir eğitimciye verilir de onu eğitir. Ona edep ve terbiye kazandırır. Eğitim ve terbiyeyi başarıyla tamamladığında hükümdara hizmet etmeye başlar. Velilerin yaptığı da budur. Öğrenciler onların himmetiyle huzura varacakları güne kadar onlarla beraber olur. Yüzme hocası birisine yüzmeyi öğreteceği zaman o kişi yalnız başına yüzebilecek seviyeye gelinceye kadar onunla yan yana yüzer. Artık o yüzmeye başladığındaysa onu korkusuzca denize salabilir. Peygamberler, veliler veya salihler vasıtasıyla Allah'a yaklaşılamaz diyen düşünceden uzaktır. Kuşkusuz Allah kendine ulaşmak isteyenler için onları vesile kılmıştır. Velilerden sandır olan su üzerinde yürümek, havada uçmak, gizli şeylere haber vermek ve suyun kaynayıp çıkmasın gibi harikulade haller peygamberlerin doğruluğuna şahittir. Çünkü velilere verilen kerametler peygamberlerinden dolayıdır. 16. Dostuyla buluşmak, görüşmek istemeyen hiç kimse gördün mü? Ebu Hasan eş Şazeli şöyle demiştir. Sen nefsini namaza tart, şayet nefsin kötülüklerinden hoşlanmıyorsa mutluluğa eriştin demektir. Namaza ayak sürdüğün zaman halini ala. Dostuyla buluşmak, görüşmek istemeyen hiç kimse gördün mü? Allah namaz hakkında şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah katındaki değerini ve Allah'la olan durumunu öğrenmek isteyen kıldığı namaza baksın. Namazı ya sükunet ve huşuyla ya da gaflet ve aceleyle kılmaktadır. Namazlarını sükunet ve huşuyla kılmıyorsan başından aşağı toprak dök. Kuşkusuz misk taşıyan kimseyle birlikte olana elbette ondaki miskin kokusundan bulaşır. Namaz kılmakta manen Allah'la birlikte olmaktır. Onunla birlikte olmaktan bir fayda elde edemiyorsan bu hal senin kalben hasta olduğunu gösterir. Kalbindeki bu hastalık kibir, bencillik ya da edip dışın bir davranıştır. Zira Allah şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Senin kalbinde pek çok gizli hastalık vardır. Bunlar Allah'ın kalbine yerleştirdiği ilhamlarla meydana çıkar. Günah bakımından bu hastalıkların en büyüğü Allah hakkında şüpheye düşmektir. Rızık konusunda şüphe etmek de rızkı verenden şüphe etmektir. Gerçekte dünya önemsizdir, rağbet ve ilgi göstermeye değmez. Dünyanın sıkıntı ve kederleri, sıkıntı ve kederlerin küçüğüdür. Gerçek böyle olduğu halde, ahiretin sıkıntı ve üzüntülerini göz ardı ederek, küçük küçük sıkıntı ve üzüntüler üzerinde yoğunlaştın. Sen büyük olsaydın, üzüntülerin de büyüğüne odaklanırdın. Kim büyük endişeyi bırakıp da küçük endişeyle meşgul olursa biz onu akıllı kıtlardan kabul ederiz. Sen kulluk vazifesini yerine getirmekten devamlılık göster. Allah da sana uygun olanı senin için meydana getirecektir. O pisliğin içinde yaşayan kara böceğe hamam böceğinin rızkını veriyor da sana vermeyi mi unutacaktır? Allah şöyle buyuruyor. Ailene namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takvaylıdır. Allah hakkıyla kulluk eden herkese bulundukları yerde yeni bir şey meydana getirsin de onu onlara bildirmesin. Bu mümkün mü? Adamın biri bir topluluğa hitaben, İçinizde Allah memleketinizde yeni bir şey meydana getirdiği zaman onu kendisine bildireceği bir kimse var mı diye sordu insanlar hayır dediler. Bunun üzerine onlara öyleyse halinize ağlayın dedi. Selefi Salih'in insanlara şükür dedirtmek için onun halini sorarlardı. Bugün birinin halini soracak olsan şükür değil ancak şikayet işitirsin. Kefen hırsızlarından biri tevbe etmiş. Bir gün hocasına, hocam ben Bin mezar açtım ve onların yüzlerinin kıbleden dönük olduğunu gördüm. Bunun nedeni ne olabilir diye sormuş hocası. Oğlum, bunun nedeni onların rızık konusundaki şüpheleridir cevabını vermiş. Ey Allah'ın kulu! Allah'tan bir şey istediğinde seni her bakımdan ıslah etmesini iste. Sen kaçan ve uzaklaşan bir kulsun. Allah kendisine yönelmeni istiyor ama sen ondan kaçıyorsun.'' Kuşkusuz kaçmak, hal ve hareketlerle, bir çabayla meydana gelir. Sen namazında yanılır, orucunda hata eder. Allah'ın lütfundan şikayetçi olursan, ondan kaçmış, uzaklaşmış olursun. Ebu Hasan Eş-Şazeli şöyle demiştir. Üç gün kırda yaşadım. Yanımda yiyecek hiçbir şey yoktu. Bu esnada yanımdan geçmekte olan bazı Hristiyanlar beni yaslanmış otururken gördüler. Bu adam bir Müslüman derviş olsa gerek dediler ve yanıma bazı yiyecekler bırakarak gittiler. Kendi kendime ne tuhaf şey dedim. Düşmanlarımın elinden rızıklandım ama dostlarımdan en küçük bir şey görmedim. Bu sözümün akabinde bir sesin, Yiğit, dostlarının ellerinden rızıklanan değil ancak düşmanlarının elinden rızıklanan kimsedir diye seslendiğini duydum. Ey kişi! Nefsine, Hayvanına yaptığın gibi davran, yoldan saptığı zaman onu dövüp tekrar yola sokarsın. Şayet nefsine, elbisine yaptığın gibi yaparsan, yani kirlendiği zaman yıkar, bir yeri söküldüğü zaman dikilip yenilersen, senin için mutluluk ufukları belirir. Saçı sakalı ağardığı halde bir kez olsun Allah'la baş başa kalarak tena bir yerde kendini hesaba çekmemiş nice insanlar vardır. 17. Sen kendine bir şey alacağın zaman güzel olanı seçiyorsun fakat Allah'a karşı olan hareket ve davranışlarında bu özeni hiç göstermiyorsun. Mekinuddin el-Esmer şöyle demiştir. Bu yola ilk girdiğim zamanlarda akşamları nefsimi gün içerisinde konuşmalarımdan heba çekerdim. Bugün şunları şunları konuştum diyerek sözlerimi sayar toplam konuşmamın üç ya da dört kelime olduğunu görürdüm. Din el-Esmer bir gün yanındaki 90 yaşındaki ihtiyara sordu. ''Efendim, günahlarımın çokluğundan muzdaribim.'' dedi. İhtiyar, ''Bu bizim bilmediğimiz bir şeydir. Senin günaha girdiğini hiç hatırlamıyorum.'' cevabını verdi. Dünya ehli insanlar nasıl kendilerine dayanan kimseleri koruyup gözetiyorsa, ahiretinde böyle adamları vardır ve onlar da kendilerine dayanan kimseleri koruyup gözetirler. Böyle bir kimse aradım ama bir türlü bulamadım deme. Eğer gerçekten arasaydın mutlaka bulurdun. Bulamayışının nedeni henüz buna hazır olmayışındır. Gelinler kötü kalpli insanlara görünmezler. Gelinleri görmek istersen kötü kalpliliği kesinlikle bırakmalısın. Kötü halini bıraksaydın onlara mutlaka görürdün. Allah'ın veli kulları çoktur. Onların sayısı ve yardımı eksilmez.'' Onlardan biri eksilecek olsa mutlaka nübüvvet nuru eksilir. Sevdiğin bir dosta kavuşmak için hazır olmadıkça onunla bir araya gelemezsin. Bu hazırlık sen kötülüklerinden iyice temizlenince tamamlanmış olur. Şeyh Ebu Hasan eş Eşşazeli şöyle demiştir. Allah'ın veli kolları gelinler gibidir. Gelinleri günahkarlar göremezler. Allah'ın emirlerine uymak ve ona kulluk yapmak sana ağır gelip, ibadete karşı kendine bir soğukluk bulduğun ve günah işlemekten basit bir iş gibi gelip, ondan zevk aldığın zaman bil ki, tevbende samimi olmamışsın. Çünkü temel sağlam olsaydı binada mutlaka sağlam olurdu. Hizmetçinin senin emir ve yasaklarına uygun hareket ettiği gibi ne olurdu sen de Rabbinin emir ve yasaklarına uygun davransaydın? hizmetçini senin hizmetinde olduğu sürece seversin. Halbuki sen Allah'a olan hizmetini hemen çabucak bitirmek istiyorsun. Namazını yerden tane toplayan horoz gibi kılıyorsun. Keşke başkasının güzelliklerine takılıp kaldığın gözlerin kör olsa. Allah'tan başkasının kapılarında divan durmaktan ne kadar bayağılaştın. Onlar seni ne kadar horladılar ve küçümsediler de sen hala Rabbine dönmeyi düşünmüyorsun. Şeyh Mekinüddin el-Esmer şöyle demiştir. Rüyamda bir huri bana şöyle dedi. Ben seninim, sen de benimsin. İki üç ay kadar kaldım, hiçbir yaratıkta söz konuşamadım. Ancak onun güzel sözünden arta kalanları konuşabildim. Senin bu dünyanın zeynet ve güzelliklerine gözünü dikmen geri kalmak adına sana yeter. Allah bu konuda şöyle buyuruyor. Sakın kendini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme. Rabbinin nimeti hem daha hayırlı hem de daha süreklidir. Allah senin için sağlığı, hastalığı, zenginliği, fakirliği, sevinci ve üzüntüyü yazmıştır. Onu bütün isim ve sıfatlarıyla tanıyasın diye böyle yapmıştır. Seninle bir sürü arkadaşlık yaptığı halde senden herhangi bir fayda görmeyen kimse seninle ilişkisini bitiriyor ve başkasıyla arkadaş oluyor. Halbuki sen 40 sene nefsinle arkadaşlık yaptığın halde ondan hiçbir fayda görmedin. Öyleyse nefsinle konuş ve de ki, Ey nefsim artık Rabbinin hoşnut olduğu hale dön. Sana arzularında ses çıkarmayıp uyduğum yeter. Artık başı yerine Allah'ın zikriyle meşgul olmayı, konuşmak yerine susmayı, kalabalık ortamlar yerine yalnızlığı, yaratıklarla olsun yerine yaratanla dostu, kötülerle arkadaşı yerine iyilerle arkadaşı öne al. Kötü hal ve gidişatını düzelt. Günahla geçirdiğin uykusuz geceleri, ibadet ve zikirle geçerek uykusuz gecelerle değiştir. Yönünü dünya ehlinden çevirip Allah'a döndür. Onların sözlerine kulak tıkayıp Allah'ın kelamına ve zikrine kulak ver.'' yemek içmekteki oburluğunu Allah'a kulluk için yeterli olacak miktarda az yiyip içmekte de değiştir. Allah şöyle buyurmaktadır. Ama bizim uğrumuzdan cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Ancak azabını bilmeyen kimse Allah'a asi olur. Ancak sevabını bilmeyen kimse Allah'a itaat etmez. İnsanlar cehennem azabını şüpheye düşmeden doğru ve sağlam olarak bilselerdi asla gafil davranmazlardı Allah'ın cennetlikler için hazırladığı nimetleri bilselerdi kulluktan bir an bile geri kalmazlardı Dünyaya gönül vermiş insanlarla dost olursan onlar seni dünyaya bağlar ahiret insanlarıyla dost olursan onlar seni Allah'a bağlar Allah Resulü şöyle buyurmuştur Kişi arkadaşının dini üzeridir Öyleyse sizler kimlerle arkadaşlık yaptığınıza dikkat edin. Nasıl yemek için leziz yemekleri, evlenmek için de güzel kızı tercih ediyorsan, aynı şekilde Allah'a giden yolu sana öğreten kimseyle de dost ol. Senin üç arkadaşın vardır. Bir, malın, öleceğin zaman onu kaybedersin. İki, ailen, onlar da mezarda senden ayrılırlar. Üç, amelin ebediyen senden ayrılmayacak olan işte odur. Sen, senden mezarında dahi ayrılmayacak olanla arkadaş ol. Akıllı kişi, Allah'ın emir ve yasaklarını bilen kimsedir. Senin durumun, gübreyle ve insan pisliğiyle beslenen böceğin durumuna benziyor. Ona gülü yaklaştırsan, gülün güzel kokusuna dayanamaz ölür. İnsanlardan bazılarında da o kara böceğin gayreti, kelebeğin aklı vardır.'' Kelebek yanıncaya kadar devamlı surette ateşe doğru atılır. İşte sen de kelebek gibi kendini bile bile günah ateşine doğru atıyorsun. Allah'a gitmek isteseydin hazırlık içinde olurdun. Hani o hazırlık telaşı ve çabası? Sen ancak yaşamak için yiyor, yemek için yaşıyorsun. Eğer böyleysen böceklerden olduğu gibi hayvanlardan da senin örneğin çoktur. Yarışta birinciliğe en fazla sahip olan at, kuru ve zayıf olan attır. Sen bu akşamdan itibaren yemeği azaltacağım dersin. Ama yemek önüne geldiğinde hasret çekmiş bir dost gibi iştahla ona atılırsın. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Allah bir kimseyi şaşkınlığa, fitneye düşürmek isterse sen Allah'a karşı onun lehine hiçbir şey yapamazsın. Bazıları şöyle demiştir. Annesi evladını kendinden uzaklaştırdıkça o nasıl her seferinde annesine doğru gelirse sen de Allah'a karşı öyle ol. Ey Allah'ın kulu, sen kendine bir şey alacağın zaman güzel olanı seçiyorsun. Hayvanını alacağın yemin de iyisini seçerek alıyorsun. Fakat Allah'a karşı olan hareket ve davranışlarında bu özeni hiç göstermiyorsun. Çoğu kere iyisini seçeyim diye 20 tane karpuzu elden geçirir kontrol edersin. Sofrada bağdaş kurup oturur ve genellikle nefsin iyice tatmin olsun diye yemeğini uzatırsın. Fakat sıra namaza geldi mi horozun yem yemesi gibi onun geçiştirirsin. Bütün vesvese ve kötü düşünceler sana namazdayken gelir. Bu durumdaki kişi her taraftan mızrak ve ok yağmuruna tutulan kimseye benzer. Bu kimse akıl fukarası değil midir? İlim öğrenir fakat onunla amel etmezsen zırhı giyip de savaşmayan askere benzersin. Bizim ticaret eşyamızın üzerine çiğ düştü. Onu anlamaya talip bir müşteri var mıdır? Senin kıymet ve değerin, meşgul olduğun şeyin kıymeti ve değeriyle doğru orantılıdır. Bütün meşgalen sadece dünyaysa hiçbir değerin yok demektir. Zira dünya bileştir ve hiçbir kıymeti yoktur ve selam